Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel güvenlik 95-96-97. Dönemlerde sizlere çıkacak sınav sorularını değerlendiriyoruz arkadaşlar. 30 adet sınavlarda en çok çıkan, sizlere de çıkacak sorular. Özel güvenlikte artık kalmayacaksınız. Özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılıp özel güvenlik sorularını çözüp %100 geçebilirsiniz. Ayrıyeten Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalına da abone olup başarınızı artırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sorulara başlayalım. Öncelikle özel güvenlik görevlilerinin başlıca görevleri nelerdir? Onlardan bahsedeyim. Mutlaka sınavda soru geliyor. Özel güvenlik görevlisi görevlendirildiği yerde önleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerini yerine getirmesi, yanı sıra adli olay meydana geldiğinde de adli ve yardım görevi icra etmek üzere bir takım görevleri de yerine getirir. Suçları önlemek, kamu düzenini sağlamak, olaylara müdahale etmek, olay yerinin korunmasını sağlamak, özel güvenlik ve halkla ilişkilerle ilgili konularda görevler yapmak, vatandaşların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, sorumluluk bölgesini denetim altında bulundurmak, kişilere ve mağdurlara yardım etmek başlıca özel güvenlik görevlilerinin görevleri arasındadır. Evet, ilk yardımın ABC'sinden mutlaka sınavda soru geliyor arkadaşlar. A nedir? A, hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. B, solunumun değerlendirilmesidir. Solunumun değerlendirilmesine bak dinle hisset yöntemiyle oluyor. 10 saniye süreyle yapıyoruz. C ise dolaşımın değerlendirilmesidir. Dolaşımın değerlendirilmesinde de şah damarından 5 saniye nabız alıyoruz ve 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefesle başlıyoruz. Evet, hemen sorulara geçelim. Bak dinle hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir? 2 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 20 ve 8 saniye şeklinde verilmiş seçeneklerde. Tabii az önce de bahsettiğimiz gibi bak dinle hisset 10 saniye süreyle yapılır. Cevabımız C seçeneğidir. Devriyenin yöntemlerinden bahsedelim. Mutlaka sınavlarda sorular geliyor arkadaşlar. Devriye nedir? Devriye yaya ve araçlı olarak belli bir güzergahlarda üniformalı dolaşılarak yapılan görevlerdir. Devriye en az 2 personelle olur. Bakın sınavda yine sorulabilir. Devriyenin yöntemleri: olağan devriye, dairesel devriye, geri dönüşlü devriye, planlı devriye şeklindedir. Planlı devriye yetkili amirler tarafından önceden belirlenmiş, devriye personelinin uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalarak çıkarılan devriye yöntemidir. Olağan devriye, yani rutin devriye de bir plan ve programa bağlı kalmadan devriye bölgesinin rastgele gezilmesidir. Dairesel devriye, devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye ise devriyenin kritik bölgelerde kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesidir. Mutlaka %100 sınavda soru gelir. Bakın arkadaşlar, buradan burayı tekrarlamanız çok çok önemli sizin için. Hemen sorusuna bakalım. Devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılması hangisidir? Bakın, içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılması. Rutin, rastgele, planlı, dairesel, geri dönüşlü. Adı üzerinde değil mi? Dairesel şeklinde yapılması dairesel devriyedir. D seçeneği doğru cevap. Üçüncü sorumuz: aşağıdakilerden hangisi bir devriye yöntemi değildir? Olağan, planlı, dairesel, geri dönüşlü, kıyafetli. Evet. Olağan, planlı, dairesel, geri dönüşlü var. Ama kıyafetli devriye yöntemi yoktur. E seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz: 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun hükümlerine göre
Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır? A. İçişleri Bakanı, B. Vali, C. İl Emniyet Müdürü, D. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanı, E. Milli Savunma Bakanı. Evet, burada da arkadaşlar validen izin alınıyor. B seçeneği doğru cevap. Beşinci soru, bebeklerde yapay solunum yapılırken nereye hava üflenir? A sadece ağzına, B sadece ağzına ağız dolusu, C sadece burnuna, D ağzına ve burnuna birlikte, E hiçbiri. Evet, bebeklerde yapay solunum yapılırken ağız ve burnuna aynı anda solunum yapılır. Yani hava üflenir. Denizli seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuz. Devriye görevlileri sorumluluk alanındaki iş yerlerinin zarar görmesini, herhangi bir eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler alıp buraları denetliyor ise bu devriyenin hangi görevi içerisindedir? A. Önleyici, caydırıcı görevler. B. Yardım görevleri. C. Koruyucu görevler. D. Adli görevler. E. Hepsi. Evet, burada da arkadaşlar dikkat ederseniz bir neyden bahsetmiş? Eşyanın çalınmasını engellemek için tedbirler almak, değil mi? Bir koruyuculuk var. Evet, koruyucu görevler. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yedinci soru. Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi. B. İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi. C. Ticaret Odası temsilcisi. D. Sanayi Odası temsilcisi. E. Üniversite temsilcisi. Hangisi bulunmaz diyor arkadaşlar. Özel güvenlik komisyonunda üniversite temsilcisi bulunmaz. Cevap E seçeneğidir. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir? A. Genel kolluk. B. Cumhuriyet savcısı. C. Özel güvenlik görevlisi. D. Hakim. E. Kolluk amiri. Evet. Gözaltına alma yetkisi Cumhuriyet savcısına aittir. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. soru, illerde özel güvenlik komisyonu başkanı kimdir? Vali, vali yardımcısı, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, belediye başkanı. İllerde özel güvenlik komisyonu başkanı arkadaşlar vali yardımcısıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 10. soru, yakalama yetkisinin kaynağı hangi kanundur? A. İş kanunu, B. Polis vazife ve selahiyet kanunu, C. Ceza Muhakemesi Kanunu, D. Türk Ceza Kanunu, E. Sendikalar Kanunu. Evet, yakalama yetkisinin kaynağı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, değil mi? Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 11. sorumuza bakalım. 11. soruya geçmeden önce iletişim hakkında size temel öğelerini ve iletişimin ne anlama geldiğini açıklamasını yapalım. İletişim insanın var olduğunu her yerde olan bir süreçtir. İletişim önce insanın içinde başlar. İletişimin temel öğeleri nelerdir? Kaynak, verici. Kaynak iletişim sürecinin başlangıcını temsil eder. Mesaj ileti kaynaktan alıcıya gönderilen bilgilerdir. Kanal kaynak ve hedef alıcı arasında yer alan simge veya sembollerle dönüşmüş iletinin gitmesine olanak sağlayan araç ve yöntemlerdir. Dördüncü hedef yani alıcı ise iletişimin aktarıldığı kişi ya da gruba denir. Beşinci olarak geri bildirim, dönüt iletimin son aşamasıdır. Hedefin kaynak tarafından gönderilen uyarıcılara gösterdiği tepkidir. Yansıma. Evet, zaman zaman ben de geri dönütler alıyorum arkadaşlar. Çok olumlu dönütler alıyorum arkadaşlardan. Sınavlara girenler
notlarını paylaşıyorlar ve çok çok olumlu, şu ana kadar olumlu sonuçlar aldım. Sınav sonuçlarıyla birlikte sizlerin sonuçlarını da bekliyorum tabii ki bu arada. Evet, 11. soruya geçelim. Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? A. Dinleme, B. İletişim, C. Sempati, D. Empati, E. Psikoloji. Evet. Hangisidir arkadaşlar? Bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak, değil mi? Sempatidir. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 12'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı değildir? A. Eğitim ve öğretim kurumları, B. Sağlık tesisleri, C. Miting alanları, D. Konser alanları, E. Kaçakçılıkla mücadele. Evet. Burada da kaçakçılıkla mücadele özel güvenliğin uygulama alanı değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. 13. sorumuz. Görevi esnasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A. Olay yerini koruma altına almak, B. Şüpheliği yakalamak, C. Suç eşyalarını muhafaza altına almak, D. Genel kolluğa haber vermek, E. Şüphelinin ifadesini almak. Evet, burada da şüphelinin ifadesini, değil mi, özel güvenlik görevlisi ne yapamaz? Alamaz. Evet, öyle bir görevi yoktur. Edirne seçeneği doğru cevap. 14. sorumuza bakalım. Görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına kim tarafından izin verilir? A. Vali, B. Özel Güvenlik Komisyonu, C. Vali Yardımcısı, D. İl Emniyet Müdürü, E. Özel Güvenlik Şirket Müdürü. Evet. Burada da Özel Güvenlik Komisyonu verir arkadaşlar. Sivil kıyafetle görev yapılmasına Özel Güvenlik Komisyonu izin verir. Bursa seçeneği doğru cevap. 15. sorumuza bakalım. Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. İtfaiyeci yöntemi, B. Altın beşik yöntemi, C. Rentek manevrası, D. Kaşık tekniği, E. Köprü tekniği. Evet, bu da yine ilk yardım sorularından. Tabii ki Rentek manevrasını sormuşlar. Bakın burada sık sık sınavlarda geliyor. Hasta yaralının omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem Rentek manevrasıdır. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi İl Özel Güvenlik Komisyonunu oluşturan kişiler arasında değildir? A. Vali yardımcısı, B. Belediye başkanlığı temsilcisi, C. İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, D. İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi, E. Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi. Tabi burada dikkat ederseniz belediye başkanlığı temsilcisi komisyonun oluşturan kişiler arasında değildir. Bakın Bursa seçeneği doğru cevap. 17. sorumuza bakalım. Kalp, damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne ad verilir, ne isim verilir? A. Bayılma, B. Şok, C. Koma, D. Havale, E. Ataksi. Evet, burada şoktan bahsetmiş arkadaşlar. Şok tansiyon düşüklüğü seyreden akut dolaşım yetmezliğidir. Şok. Evet. Şokun tanımını vermişler. Evet, burada Bursa seçeneği doğru cevap. 18. soru. Hasta yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? A. Solunum yolu açıklığı, B. Bilinç durumu, C. Kırık çıkık varlığı,
D kanama kontrolü, E dolaşım durumu. Burada tabii ki hasta yaralının ilk değerlendirilmesi gereken nedir? Bilinci yerinde mi değil mi, değil mi? Yani bilinç durumu kontrol edilmelidir. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, arkadaşlar soruya geçmeden önce kanamaların çeşitlerinden bahsedeyim. %100 yine sınavlarınızda geliyor. Çok çok önemli bir konu. Kanamaların çeşitleri iç ve dış kanama şeklinde görülüyor. İç kanamalar gözle görülemediklerinden belirlenmeleri ve en kısa zamanda hastaneye ulaştırılmaları çok önemlidir. Halbuki dış kanamalar gözle görülebiliyor. Bakın burada da gördüğünüz gibi, bakın atar damar kanaması, bakın dışa vurduğu için dış kanama, değil mi? Görülebilir ve durdurulma yöntemleriyle kontrol altına alınabilir. Kanama çeşitleri nedir? Kanama çeşitleri atar damar kanaması, parlak kırmızıdır, kesik kesik akar. Kalp atımıyla eş zamanlıdır, fışkırır tarzdadır. Bakın şurada kıpkırmızı, değil mi? Bir kan. Atar damar kanaması çok tehlikeli, en tehlikeli kan çeşididir. Toplar damar kanaması sızıntı şeklinde. Sabit yavaş akışı, koyu kırmızı renktir. Sızıntı şeklinde devamlı akar. Koyu kırmızıdır. Kılcal damar kanaması devamlı yavaş akar ama kabarcıklar şeklindedir. En tehlikesiz olanı kılcal damar kanamasıdır. Evet. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarının özelliklerindendir? Bakın hemen arkasından soru gelmiş. Kanama kalp atışı ile uyumlu ve fışkırır tarzdadır. Kanama yayılma şeklindedir. Kanama sızıntı şeklindedir. Hiçbir işlem yapılmadan durdurulabilen kolay kanamalardır. Koyu renktedir ve fışkırma yoktur. Tabii dikkat ederseniz arkadaşlar, atar damar kanaması fışkırır şeklinde en tehlikeli kan çeşididir, değil mi? Kanama kalp atısı ile uyumlu bir şekilde akar. Burada cevabımız Adana seçeneği doğru cevap. 20. soru. A futbol takımının maçına gitmek için toplanan kalabalık hangi grup çeşidine örnek olabilir? A danışma grubu, B terapi grubu, C eğitim grubu, D etkileşim grubu, E rehberlik grubu. Tabii burada futbolcuları etkilemek için tezahürat, değil mi? Yani giden tüm seyirciler futbolcuları coşturur, değil mi? Orada bir etkileşimden bahsediyor. Evet, etkileşim grubuna girer. Denizli seçeneği. 21. soru. Çocuklara kelepçe takılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 15-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir. 12-15 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir. 0-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılamaz. 12-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir. 0-18 yaş arası çocuklara kelepçe takılabilir. Evet, hangisi doğrudur? Bakın. Sıfır 18 yaş arası çocuklara kelepçe takılamaz, değil mi? Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, 22. soruya bakalım. Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir? A kalibre, B mobilizasyon, C kalibrasyon, D dozimetre ayarı, E metalizasyon. Evet, metal dedektörlerin ayarlanmasına tabii ki kalibrasyon adı verilmektedir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 23. soru. X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlar arasındaki mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 10 santim, 25 santim, 50 santim, 100 santim, hiçbiri. Evet arkadaşlar, X-ray cihazında konveyöre bırakılan bağcılar arasındaki mesafe aralığı 50 santim olmalıdır. Evet. Bu da Ceyhan seçeneği doğru cevap.
24. sorumuzda geçmeden hemen açıklama yapalım. Yangın çeşitleriyle ilgili A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı yangınlar özellikleri. A sınıfı yangınlar yanmanın normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü genellikle organik esaslı katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar metal yangınlarıdır. F sınıfı yangınlar ise pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı yani bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar yangınları da F sınıfı yangınlara girmektedir. Sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yangın çeşitlerinden biri değildir? Katı madde yangını, bakın A sınıfı yangın, sıvı madde yangını, B sınıfı yangın, gaz madde yangını, C sınıfı yangınlar, hafif metal yangınları, D sınıfı yangınlar, ağır metal yangınları ise böyle bir yangın çeşidimiz yoktur. Evet, cevabımız Edirne seçeneği. Bakın buradan da %100 soru gelir arkadaşlar. Buraya da tekrar bakmakta fayda var. 25. soru aşağıda yazılı hangi durumda boğucu sargı turnike uygulaması uygun bir yöntem değildir? A çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, B yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, C uzuv kopması varsa, D baskı noktalarına baskı uygulanmak yeterli olmuyorsa, E baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli olduğu durumlarda. Evet, burada da baskı noktalarına baskı uygulamanın yeterli olduğu durumlarda uygulama uygun bir yöntem değildir, değil mi? Evet. Turnike uygulamak gerekmez. Evet, Edirne seçeneği doğru cevap. 26. sorumuz koruma çemberi kaç halkadan oluşur? 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde verilmiş. Koruma çemberi değil mi? Kaç halkadan oluşur? 3 halkadan oluşuyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 27'ye bakalım. 27. soruya geçmeden önce kimyasal deliller hakkında bilgi verelim. Kimyasal deliller olay yerinde mağdur, maktul, fail üzerinde veya çevresinde bulunan kimyasal özellik taşıyan üzerinde kimyasal inceleme gerektiren tüm delillerdir kimyasal deliller. Patlayıcı maddeler, boyalar, yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler kimyasal deliller grubuna girer. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil çeşitlerindedir? Kıl, lif, ilaç, kartuş, kovan. Evet, burada Ceyhan seçeneğindeki ilaç nedir? Kimyasal delillere girer. Hemen 28. sorumuza geçelim. Son sorulara geliyoruz arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi Ömer kendisine verilen devriye görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağı haberini alır. Bu haber yapacağı devriye görevi için isteksizlik duymasına ve motivasyon eksikliğine yol açmıştır. Ömer görevine hangi açıdan hazır değildir? A. Bedensel, B. Psikolojik, C. Zihinsel, D. Fiziksel, E. Teknik. Tabii burada bir ne var arkadaşlar? Psikolojik bir çöküş var, değil mi? Yani üzüntü var. Evet. Burada psikolojik olarak etkilenir kişiler. Cevap Bursa seçeneğidir. 29. soruya geçmeden önce mobbing, motivasyon, takım, problem çözme, problem çözmenin aşamaları ve engelleri hakkında bilgi verelim. Mobbing nedir? Mobbing kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan psikolojik şiddette baskı, kuşatma, taciz, ruhsal rahatsız etme veya sıkıntı vermek, güç ve zorlama olgusuna mobbing denir. Zor duruma sokmak, değil mi? Kişileri zor duruma, zor duruma bırakmak. Motivasyon güdüleme nedir? İnsanların veya bireyin çeşitli etkenlere
belirli amaca ulaşabilmek için işi yapmaya hazır hale gelmesi veya harekete geçmelerine motivasyon denir. Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Takım nedir? Takım iki ya da daha fazla kişinin bir amaç etrafında ortak çaba göstermesidir. Problem çözme nedir? Problem çözmede problemin tanımlanması, probleme ve çözümüne ilişkin bilgilerin toplanması, en uygun çözüm yolunun uygulamaya konulması ve değerlendirilmesidir. Problem çözmenin aşamaları nedir? Tanıma, üretme, kuluçka, değerlendirme. Problemin tam olarak tanımlanması, yardıma ihtiyacın olup olmadığını belirlenmesi, tüm çözüm yollarının belirlenmesi, çözüm yollarının muhtemel sonuçlarının düşünülmesi, kararın verilmesi ve kararın uygulanması. Problem çözmenin önündeki engeller nedir? Algısal etkenler, duygusal etkenler, geçmiş deneyimlerin etkisi ve kültürel etkenler de problem çözmenin önündeki engellerdir arkadaşlar. Evet. 29. soruya bakalım. Özel güvenlik görevlisi Meltem 5 yıldır Nur ise 1 yıldır aynı süpermarkette çalışmaktadır. Meltem daha tecrübeli olduğu gerekçesiyle bayram mesaisinde ilk gün Nur'un gelmesi gerektiğini söyleyerek ona baskı yapmakta. Kendisinin eski çalışan olduğu için buna hakkı olduğunu söylemektedir. Nur sorunun büyümemesi için sessiz kalmakta ve Meltem'in bu davranışına boyun eğmektedir. İş yerindeki psikolojik şiddet, baskı ve zorlama olarak tanımlanan ve yukarıda örneklendirilen davranışı anlatan kavram hangisidir? A. Kişiler arası iletişim. B. Empati. C. Mobbing. D. Sempati. E. Baskı. Tabi burada bakın dikkat ederseniz bir mobbing değil mi? Bir baskıdan bahsediyor. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, son soru arkadaşlar. Bu videomuzda son sorumuz. Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz? 1. Tutuklama. 2. Kimlik tespiti. 3. Konut araması. 4. Yakalama. 5. Üst ve eşya araması. 6. Kimlik sorma. Evet arkadaşlar, hangisini yapamaz, kullanamaz? Yani görevleri arasında yoktur. Değil mi? Tutuklama yapabilir mi? Hayır. Tutuklama yapamaz. Kimlik tespiti yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Konut araması yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Bakın 1, 2, 3'ü kesinlikle yapamıyor. Sonra bakalım yakalamayı yapar, üst ve eşya aramayı yapar, kimlik sormayı yapar. Evet, 1, 2, 3'ü yapamaz arkadaşlar. Evet, yani Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere, hoşça kalın.